Dinle. Umut dolu tahta bir bavulun evinden uzak sessiz yolculuğunu. Adına gurbet denilen memleketlere uzanan emektar rayların tınısını dinle. Bir gurbet mektubunun mırıldanarak söylediği ve yalnızca alıcısı tarafından işitilen ezgiye kulak ver. Uzak coğrafyalarda memleket saatini gösteren yelkovanın tıkırtısını, bir takvim yaprağının daha duvardan eksilmesini, ağır ağır dönen çarkların zihinlere kazınan yorgun gıcırtısını dinle. Gurbet sana sesleniyor. Münih'teki 11. perondan Almanya'nın içlerine doğru dağılan misafir işçiler artık yolu sonlandırmak üzeredir. Başlarını yastığa koyacakları ve birkaç yıllığına geçici bir yuva olarak görecekleri binaların önünde durmaktadırlar. Türk misafir işçilerin Almanya'da ilk öğreneceği sözcüklerden biridir Heim. Kalacakları işçi yurtlarına verilen isimdir. Pek çoğu savaştan kalma eski binalardır. Bazı yurtlarda aynı yatağı iki işçinin birden paylaşacağı günler de gelecektir. Birisi gece vardiyasından, diğeri gündüz vardiyasından. Kendilerine ait bir yatakları dahi olmayan, bir rüyanın peşinden giden misafir işçiler. Türk işçilerden önce bunu deneyimleyenler de vardır elbette. İtalyan, Yunan, İspanyol ve Türk işçiler aynı odaları paylaşan, yazgıları ortak misafir işçilerdir. Ülkeleri, dilleri, kültürleri farklı olsa da aynı fabrikalarda, aynı madenlerde çalışıp birbirlerine yol arkadaşı olacaklar. Hanelerinden çıktıklarından beri gözlerinin önünden ayırmadıkları bavulları artık açma vakti gelmiştir. Gelecek yaşantılarında daha kaç sefer yapacaklarını kestiremedikleri o gam yükü ağır işe koyulurlar. Misafir işçiler bavullarını boşaltmaktadır. Son bir iş kalmıştır. Memleketten ayrılmadan önce aileleriyle çektirdikleri o ilk ve tek fotoğrafı ya dolabın iç kapağına asarlar ya da yastıklarının altına yerleştirirler. İşte oldu. Misafir işçiler kendi küçük, umutları büyük yurt odasında Almanya'daki ilk gecelerini geçirmeye hazırdır. Çoğu için uzun ve taze hayallerle dolu bir gece olacaktır. Her hafta sevkiyatlar devam etmekte, sirkeci treni binlerce işçiyi Almanya'ya taşımaktadır. Tophane'deki Alman irtibat bürosunun önünde erkeklerden oluşan işçi kuyruğunun yanına
bir de kadınlar sırası eklenmiştir. Sınavları ve sağlık kontrollerini geçen kadın işçiler de bavullarını, bohçalarını omuzlayıp yollara düşmüştür. Erkek işçi yurtlarının karşısına kadın yurtları açılmış, Türk kadınları fabrika bantlarındaki yerini almıştır. Demir ranzaların üzerinden kenarı dantelli yatak örtüleri sarkıtılmış, pencere önlerine çiçekler dizilmiştir. Onlar da artık gurbetin bir parçasıdır. Zaman akıp geçmektedir. Yurt mutfaklarında Türk yemekleri pişirilmeye başlanmış, yurdun girişindeki posta kutularından birine Türk ayı yazılmış, kantin duvarlarına İstanbul manzaralı resimler asılmıştır. Odalarda da tanıdık yüzler vardır. Köln bülbülü Yüksel Özkasab'ın, Gülcan Opel'in, Yıldız Tezcan'ın posterleri duvarları süslemektedir. Kimisi de yatağının yanı başına küçük bir duvar halısı asmış, karacalarla dolu bir köy manzarasına dalıp gitmek için zamanı kollamaktadır. Ailelerine, ülkelerine, geçmişlerine uzanan en kısa yol, şimdilik mektuplar, şarkılar, türküler ve yurt odalarının baş köşesinde duran radyolardır. İtalyanca, Yunanca ve İspanyolca şarkılar çalan radyolar, yurt odalarında küçük hüzünlere neden olsa da çok geçmeden Türkçe yayınlarda başlayacak. Kim bilir, türküler memleketin yolunu daha da kısaltıyordu belki de. Bazen haftada bir kez yapılan istek saati beklenirdi heyecanla. Yurt odalarında toplanılır, radyonun başına geçilirdi. Sevdiklerinin isimlerini, şehirlerini söyleyerek onlara anlamını yalnızca kendilerinin ve alıcısının bildiği bir şarkı armağan ederlerdi. Bazı yurt akşamlarında ise herkes bir köşeye çekilir, bir sessizlik çökerdi odalara. O gün yurdun Türkay isimli posta kutusu ağzına kadar zarflarla dolmuş, memleketten gönderilen mektuplar Almanya'ya ulaşmıştır. Kimisi okula yeni başlayan kızının ilk gününü dinlemektedir annesinin ağzından. Kimisi babasının artık iyileştiği, eskisi gibi ayaklandığı müjdesini almıştır. Kasabaya yeni gelen muallimden tarlaların mahsulüne, bağ bozumundan yazın ilk düğününe kadar ne varsa mektuplar Anadolu'dan haberler getirmektedir. Şimdi onlar için tüm yurda çay ısmarlama vaktidir. Ocaklar ateşlenir, memleketten gelirken getirilen kara çayla tavşan kanı bir çay demlenir. Radyo yayın saati de tam zamanında başlamıştır. Yine hep birlikte bir memleket türküsü tutturulur. Kendi küçük, hayalleri büyük yurt odalarında, yurttan uzakta o soğuk odalarda bir gurbet akşamı daha böylece sona ermektedir.